Bugünkü dersimiz haramdan temizlenmek, haram maldan mülkiyetten çıkartmak ve helallaşmak babındadır. Haram yoldan bir şey elde eden insan yapacağı üç şey var. Önce Cenab-ı Allah kendisine haram yoldan mal kazanmayı haram kıldığı için, yasak kıldığı için böyle bir işe cüret etmesinden dolayı, günah işlemesinden dolayı Cenab-ı Allah'tan tövbe, af ve kusurunun bağışlanmasını isteyecek. Biz bir insanın yaptığı günahtan dolayı pişman olmasına, Cenab-ı Allah'tan af ve mağfiret dilemesine tövbe diyoruz. Tövbe, istiğfar. Tövbe, pişman olmak, nadim olmak, yaptığı kötülükten dönmek ve Allah'a iltica etmek. İstiğfar da günahlarının üstünün örtülmesini ve ruzi cezada hesaba çekilmemesini, insanları rezil ve rüsvay etmemesini Cenab-ı Allah'tan dilemek, yalvarmaktır. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler, tevbe eden bir kulun günahının ne kadar da çok olsa Allah Celle Celaluhu tarafından af edileceğini beyan buyuruyor. Tevbeye kulla teşvik ediliyor. Hatta Allah-u Teala işlemiş olduğu günahların iyiliğe tebdil edeceğini, sevaba değiştireceğini beyan buyuruyor. Ve de seveceğini be. Yani Allah Celle Celaluhu günahkarı, kafiri sevmez. Günahkara da kızar, gazap eder. Ama günahından tevbe eden, vazgeçen, pişman olan ve Rabbisine dönüp iltica eden kulunu sever diyor. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ Allah tevbe eden kullarını sever. Dilerse de günahını toptan bağışlar. Ancak bu böyle olmakla beraber tövbenin de şartları vardır. Nedir onlar? İşte Allah hakkı ise mümkün mertebe bu hakkı Cenab-ı Allah'a verecek. Kılmadığı namaz mesela kaza edecek. Tutmadığı oruç varsa kaza edecek. Gitmediği bu zamana kadar haccı varsa farz olduğu halde gidecek. Vermediği zekatlar varsa verecek. Eğer kul hakkı ise onu da ödeyecek. Kul haklarını da ödeyecek. Ondan sonra Cenab-ı Allah'a el açıp tövbe istiğfar edecek. Yoksa kul hakkını vermez, Allah hakkını vermez. Sadece dilinin ucuyla tövbe ettiğini söyler. Bu adam ciddi değildir. Hele de fırsat bulursam gene işlerim diye içinden geçiren adamın diliyle tövbe etmesi neuzübillah Cenab-ı Allah'la istihzadır, alay etmek gibi çok çirkin bir şey. Bunu da yapmaması lazım. Tekrar edecekse o günahı ondan da dikkatli olması lazım. Tövbe etmemesi ya da külliyen terk etmesi lazım. Tövbe hakkında geçmiş derslerimiz de var, bilgileriniz var. Bu kadarcık bir bilgiyle yetinelim inşallah. Esas konumuza gelelim. Bir adam haram yollarda para kazanmış. Aynı zamanda kul hakkına tecavüz etmiş. Ne yapmış? Mesela hırsızlık yapmış, gasp etmiş, hile yapmış, aldatmış, faizcilik yapmış, kumar oynamış. Şu ya da bu şekilde Cenab-ı Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı bir yoldan para kazanmış. Bu başkasının parası. Bu Müslümana düşecek olan ilk iş, bu kazandığı haramı temiz olan diğer mallarından ayırt edip şöyle bir kenara uzaklaştırmaktır. İkinci iş, götürüp sahibine vermek. Sahibi ölmüşse varislerini vermektir. Bu haram yoldan elde edilen para
vergi kaçırmak gibi, zekatı vermemek gibi, devletin malını yemek gibi, kamuya ait, yani millete ait bir malsa, tek tek gelip de o insanlarla helalleşmenin mümkünü yok. O miktar malı bir kenarı yine ayıracak ve malından çıkaracaktır. Ne diye verecek bu çıkardığı malı? Sadaka diye mi verecek? Öyle mi verecek? Bazı alimler haram sadaka olmaz diyor. Allah pisi kabul etmez. Haram malı sadaka vermek de çok tehlikeli bir şeydir. Öyleyse sevap beklemeden bir başkasına, yani fakire, fukara, muhtaca bu malı vermektir. Hatta bazı alimler işi ciddi tutmuşlar. Bu pis bir oğlum. Bunu fakire dahi veremezsin. Fırlat git demişler. Bazı İslam alimlerden de farkına vardığında birkaç dinar para kendisine fazladan gelmiş, tutup sokağa fırlattığını anlatırlar. Kim olursa olsun sadaka da ya da bir başkasına vermeyi de düşünüyorlar. Çünkü Allah temizdir, ancak temizden kabul eder. İlkesi var dinimizde. Ama Allah-u Alem, birinci görüş daha geçerlidir. Kitaplarımız bunu tavsiye eder. Yani bir adam haramdan bir mal elde ettiğini farkına vardı. Sahibini bulamıyor. Kamunun malı. Ne yapacaktı? Sevap beklemeden malı mülkünden çıkaracak, muhtaçlara verecekti. Bu sözü söyleyenlerin delilleri de var. Ne gibi? Mesela Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ziyafette bir malın haram olduğu meydana çıkınca götürün bunu esirlere verin demiş. Esirler eli kolu bağlı, muhtaç, çalışamıyor, muhtaç insanlar. Demek ki esirlere verilmesinde bir beis yok muhtaçlara. Bir başka olaydan haber verirler. O da bildiğiniz bir mesele. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha Mekke'deyken, Medine'ye hicret etmezden evvel Rum suresi var malum. Rum suresinde İranlılar, ateşe tapan müşrik kafirler, Bizanslıları, ki onlar Hristiyandırlar, Hristiyanlar din açısından ateşperestlerden Müslümanlara ne de olsa daha yakındırlar, mağlup etmişler. Buradan sövmüş ta İstanbul'a kadar bunlar bu diğer Rum, Bizans toprakları ama sürüp gitmişler. Mekkeli müşrikler onlar bize benziyor diyerek Müslümanlara hava atmışlar. Müslümanlar da, Hristiyanlar da bize benziyor. Allah'a inanıyorlar, kitapları var, ahirete inanıyorlar. Bir peygamberleri var diye onlardan tarafını tutmuş. Mağlubiyete üzülmüşler. Bunun üzerine Allah-u Teala Rum suresini indirerek bıt ısınında diyor, Bizanslılar Rumlara tekrar galip gelecek. Bıl-ı-sinin, el-bıl-ı kelimesi Arapça'da 3 ile 9 arasında bir rakamdır. Yani 3'ten başlayıp 9'a kadar ifade eden bir rakamdır. 3 de olur, 4 de olur, 7 de olur, 8 de olur. O kadar ayeti kerimeyi okuyunca Müslümanlar, müşrikler kahkahayla gülmüşler. Şunlara baktığımızda. Yani İranlılar, Bizanslıları sürüp çıkartmışlar, kırıp geçirmişler. Bunlar 100 senede bellerini doğrultamaz. Gelmiş bu Müslümanlar 3 ya da 9 senenin içerisinde Bizans yeniden galip gelecek diyor. Olacak şey midir? Olur diyor Ebu Bekir Efendimiz. Ebu Cehil olmaz diyor. Var mısın iddiasına diyor. Varım iddiasına diyor. O zaman iddia, kumar haram değil daha Mekke döneminde. İddiasına giriyorlar. 9 yıl içerisinde Kur'an'ın dediği çıkarsa Ebu Cehil %10 verecek. Yoksa Ebu Bekir Efendimiz verecek. Ebu Bekir Efendimiz'in imanı sağlam olur. İnanıyor onlar. Ve bu arada Müslümanlar Medine'ye hicret ediyorlar. Bedir Savaşı oluyor. Ebu Cehil geberiyor. Ondan sonra yani daha 9 sene geçmeden gerçekten nasıl oluyorsa Bizans yeniden ayağa kalkıyor. Yürüyor İranlıların üstüne, sürüp çıkıyor memleketlerinden ve galip geliyorlar.
Ebu Bekir Efendimiz iddiayı kazanıyor. Kumarı, o iddia bir kumarsa kazanıyor. Peygamber Efendimiz o, bir de kafirlerin de şu izzeti şerefine bak. Babamızın sözü bizim sözümüzdür diye sözle şerefe dikkat ederlerdi. Mirasçılar bu yüzden vey veriyorlar. Peygamberimiz de kumar iddia haramdır Ebu Bekir. Sen bunu yiyemezsin. Fakir fukaraya, muhtaçlara ver diyor. Demek ki pis mal sokağa atılarak Allah'ın nimeti heba edilmektense ihtiyacı olan birisine vermek caizdir. Peki mal belli değilse, yani adamın önünde bir malı var da bunun ne kadarı haramdan gelmiş? Eğer ne kadar haramdan geldiği biliniyorsa kolaydır. Adam gitmiş bir keçi çalmış, sahibine verecek. İnek çalmış ya da kesmiş yemiş, parasını verecek. Bu kolay. Ama bilmiyorsa zannı galibine bakacak. Zannı galip ne demek? %50'nin üzerindeki zan, tahmin, zannı galip derler. Yani en fazla neyi düşünüyor, ona riayet edecek. Yani önündeki paranın biraz da böyle pislikten kurtulmak için, şüpheden de kurtulmak için geniş tutacak ve haram olduğunu zannettiği malı mülkünden ayıracak, muhtaçlara verecek. Daha doğrusu demin söyledik, sahibi varsa sahibine, ölmüşse mirasçıda. Kim olduğunu bilmiyorsa onun adına ahirette ona teslim etmek üzere fakir fukaraya, muhtaçlara verecek. Olur bazen adam şehirler arası yolculuk yapan birisi geldi bu şehirden, marketten, bakkaldan alışveriş yapar, lokantada yer içer, çeker gider. Bir yanlışlık yapılırsa, bir haram olmuş olursa, bu adam bu memleketin adamı bile değil. Nereden bulacak, nereden bilecek? Bunun için çok dikkatli olup haramı baştan yememek lazım. Haramı baştan yedikten sonra mülkiyetten çıkartmak başına bela olur adama. Çünkü her zaman kimden aldığın bilinmez. Adam ölür. Mirasçı da bilinmeyebilirse. Hele bir de devlet malı, millet malı gibi kamunun malıysa bu memlekette 70 milyon insan var. 70 milyon insan da hesaplaşacağız. Vay baba. Olacak hiç mi? O bakımdan değerli kardeşlerim, tabii biz fıkıh hicabında bu konuyu öyle anlattık. Aslında biraz daha fazla sözü uzatarak haramın ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu da anlatmamız lazım ama dersimiz kısa. Şu kadarcını söyleyelim. Allah Celle Celaluhu haram yiyen kulların nafilesini de farz ibadetinde kabul etmez. Yani haramla beslenmişse bir vücut, o pis vücudu ancak cehennem ateşi temizler. Haram yiyen insanın Allah farzını da kabul etmez, nafilesini de kabul etmez. Üzerinde 10 dirheme bir elbise alsa diyor Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde, eskise de bir dirhemli yeni aldığı elbiseye yamalık vursa, o yamalıkla bir dirhemle kıldığı namazları da kabul etmez. Farzı nafile. Haram yiyene melekler de lanet eder. Allah helal yiyeni dostu kabul eder ve sever. Onun için ibadeti iyi anlamak lazım. İbadetin 9'unda helal lokma yemek için çalışmaktır. Haram yiyen, haramdan beslenen insanlarda zaten ibadet etme lezzeti ve şevki alınır. Bir müddet sonra haram yiyenler namazı, abdesti de terk eder. Bu memlekette çok duyduk biz. Eskiden fakirdi, dikkatli bir Müslümandı, ne iyi bir Müslümandı. Sonra zengin oldu diyor. Zengin oldu derken, anlaşılan helala harama riayet etmemiş. Namaz yok, abdest yok,
içki, fuhuş, neuzübillah almış gitmiş. Bir gün bir Müslüman yanımıza geldi. Hocam bir kurbanımız var, nereye gönderelim? Bildiğiniz fakir fukara talebelerin yeri var. Oho, talebelere, muhtaç talebeler çok. Falan camideki çocuklar muhtaç. Buraya götürün bu kurbanı dedik. Biz sormadı bu sırada, adam anlatıyor, gülüyor. Bizim patron diyor, eskiden dindar bir adam mıydı, sonra abur cubur işi karıştırdı. Bugünlerde de işi çok kesada gidiyor, dökülüyor. Yahu Allah'la aramız iyice açıldı. Namazı, abdesti terk ettik, hele kâhya diyor buna. Git bir kurban kes de biraz Allah'la aramızı düzeltme bu hak. Acaba işlerimiz iyi gitmez mi diyor. Senin işin iyi gitse bu istitraçtır. Yani aleyhinedir. Cehennemin dibine daha çok seni daldırır. Demek işin kötüye gitse senin için daha iyidir. Belki Allah'ı hatırladın. Biraz daha kötüye gitse çok iyi bir Müslüman olacaksın. Müslüman ahirete gözünü dikerek ona göre temiz bir hayat yaşar. Allah Celle Celaluhu haramdan cümlemizi muhafaza buyursun. Çok kötü, çok çirkin bir şeydir. Böyle bir şey olmuşsa da dünya hayatında temizlenmeyi ve hak sahipleriyle helallaşmayı nasibi müyesser eylesin. Allah razı olursa kul çabalar temizlenir inşallah. Temizlenemedi kalırsa yeter ki Allah razı olsun. Allah onun adını ahirette verir. Şu hadisi şerifle dersimizi bitirelim inşallah. İki kişi birbirlerinin yakasına yapışmış. Allah'ım ben bunda hakkımı alacağım diyor. Alırsın diyor Allah Celle Celaluhu kul hakkı. Kul hakkına Allah karışmaz. O lafı affedecek diye çok şeyler anlatırlar ya. Bu sırada gökyüzüne kadar kubbeleri yükselmiş bembeyaz köşkler gösterir bu ikisine. Adam o köşkleri görünce bayılır, mesrulur. Ya Rabbi bu köşkler kimindir diyor. Hakkını verenindir. Bunun hakkı nasıl verilir? Bunun hakkı senin kardeşinin hakkını helal etmendir diyor. Ettim ya Rabbi bu köşk benim olsun da hakkımdan vazgeçtim. Öyleyse kardeşin elinden tut, beraber gidin cennete diyor. Allah'ı razı etmek. Bunlar hep iyi niyettir. Her şeyin sonu şu kalbi selim. Kalbi selim, arı, duru, temiz, imanlı, ihlaslı, samimi hale getirmek. Allah muvaffak eylesin inşallah.